İkiniz de kayak yapmayı çok seviyorsunuz. Neden hafta sonu beraber bir yere gitmiyorsunuz? Listenin diyet ne olacak? Listesini dedim kendisi halleder canım. Öğrendi artık. Yediklerimin fotoğrafını da atarım. Hı. Hı, atarsın. Sosis, sandviç, baklava fotoğrafı atarsın bol bol. Ne demek bu? Kenan, Alara kilo falan vermiyor. Az az veriyor. Senin kardeşin zorlamak ve üzmek istemiyor. Sevmem yufka yürekli insan. Yufka demiş ya, sabah 3 tane börek yedi, ona da karışmadım. Yavaş! Yavaş veriyor. Acelesi yok. Ya, hani İstanbul'un en iyisiydi? Hani fili bile zayıflatırdı. Nereye gidiyor bu konuşma? Eğer mutlu değilsen Alara ile olan çalışmamı bırakabilirim. Ben mutluyum. Ya vallahi Alara bırakmasa da ben seninle görüşmeyi bırakıyorum. Ne? Ne demek şimdi bu? Niye? Olmayacak. Çok hoşsun, yakışıklısın ama Alara'yı zayıflatamadı. Prensip olarak başarısız biriyle birlikte olamam. Ozan ne? Ha, şöyle olabilir. Bizim çevreden, bizim ekonomik statümüze yakın ve loser, hani Ozan gibi, okey. Ama bizim çevreden değilsen, olanın da 1 numara olman lazımdı. Maalesef. O zaman ikinize de veda ediyorum. Hayır ya, niye? Ben memnunum, harika bir diyetisyensin. Haftada 100 gram veriyorum işte. Yapamam. Seninle görüştükçe aklımda hep İlayda olacak. O kadar mı aşıksın? Yo. Ama bu konularda da hırslıyımdır ben. Kendime çıkırıkçı oğulların kızıyla sevgili olmak gibi bir hedef koymuştum. Kahretsin! Hedefime ulaşamayınca aşırı sinirleniyorum. Takıntılı manyak demiştim. Danışanım olarak seni bırakmak zorundayım. İlayda'yı sürekli hatırlamanın duygu yükü bana aşırı tatlı yedirtir. Loser demiştim. Gidiyorum. Son sözüm şu. Proteinle karbonhidratı asla aynı öğünde yemeyin. Kenan! Tamam peki. Haftada 250 grama anlaşalım.